ben kendi e, gençliğimden bir kesit e, aktarmaya çalışayım size. E, ben e, edebiyat demeyeyim de şiir dünyasına ilk adımlarımı attığım sıralarda Ankara'da idim. E, Hüseyin Türk Çarşamba akşamları e, davet ettiği bazı insanları ağırlardı. O akşamlardan birinde <laughs> Turgut Uyar ve ben karşı karşıya konuşuyoruz. Ben biraz önce bu şiir dolayısıyla söylediğim sözlerin paralelinde eee bir şeyler söyledim Turgut Uyar'a dedim ki yani bir dünyada yaşıyoruz bu dünyada şairin sözü her şeyden önemli çünkü e, mesela geçenlerde dedim e, Peru'da bir futbol maçı sırasında halk tribünlerden indi ve onlara mani olmak isteyen polisleri dövdü. Peru'da oldu bu. Yıl 1964. Yani yıl 1964. Yani e, 27 Mayıs İhtilalin üzerinden dört sene geçmiş geçmemiş. Ee, Türkiye'de böyle bir şeyin olması bahis konusu değil. Türkiye'de halk kelimesinin ne ifade ettiği, polis kelimesinin ne ifade ettiği, Türkiye'de yaşayanlar için bile e, tam yerine oturmuş değil. Ama biz gazete haberi olarak o zaman e, bunu öğreniyoruz. Ben dedim ki Turgut Yara yani şairin söylediği şey e, dünyada olandan daha kıymet olmalı. Yani e, dünyada bir şeyler oluyor. Hem o olan şeyi e, yansıtacaksınız, yaşatacaksınız ama aynı zamanda ortaya bir şiir çıktığına göre e, başka insanların beslenebileceği bir şeyde eee ortaya koyacaksınız. Yani şiir şiir başka türlü nasıl olur? Peki dedi Turgut Uyar. Yani sen e, olsan ne yapardın? Vallahi gayret ederdim ki buna denk düşen bir eee mısra kurayım. Ya da de, biraz önce dediğim gibi yani bunun daha sonra eee Mısra ile yüz yüze gelen insanın beslenebileceği bir bir şey ortaya çıkarayım. Yani şimdi hiç hatırlamıyorum ne dediğimi ama mesela şöyle bir şey demiş olabilirim. O günlerde çünkü bana arkadaşlarım derlerdi ki sen Mısra kurmadan konuşamaz mısın? Yani hmm. e, Atın kanadındaki çanla düğün buharlaşıyor mesela böyle bir şey diyebilirdim dedim. Şimdi attım bunu yani şimdi. Ee, hayır dedi Turgut Yar. Böyle olmaz. Ne olmuşsa onu söyleyeceksin. Mesela ben olsam şöyle söylerdim dedi. Ya da şöyle söyleyeceksin tarzında konuştu yani Peru'da halk polisleri dövüyor bir de sebep göstereceksin aşktan <laughs> e, şimdi Turgut Uyar Şiirini bu yaklaşımla inşa etti. Şimdi biz onun çok şairane ifade saydığımız şeyler, onun biraz önce benimle olan, biraz önce aktardığım benimle olan mükalemesindeki tavrı ile oluşmuş şeylerdir. Ee, doğrudan doğruya hadisenin tespiti onun şiir e, kaynağı idi. Şiiri olaydan çıkarıyordu. Birinci kitabı Turgut Uyar'ın arza hal, o işte e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı şiir yarışmasında derece almış bir şiir ve onunla birlikte Turgut e, Nurullah Ataç, ben zarımı Turgut Uyar için atıyorum demiştir. Yani bu adam şair olacak manasında. E, i̇kinci kitabı Türkiye'm. Şimdi bu iki kitap Türk şiirinin son modern atılımının öncesinde yazılmış iki kitap. Yani birinci yeni dediğimiz Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'ın garip kitabını yayınlamasıyla beraber şiirdeki değişmenin içinde olan İki kitap bunlar. Arzahal ve e, Türkiye. Daha sonra Türk şiiri 1954 ve 59 yılları arasında e, son modern atılımını yaptı ve bu dönemde Turgut Uyar'ın yayınladığı kitabın adı Dünyanın En Güzel Arabistanı Kitabın adı bu. Şimdi ikinci kitabın adı Türkiye. Acaba bu dünyanın en güzel Arabistanı hangisi? Gene Türkiye. Yani Turgut Uyar e, vakayı tespit ederek şiir parlatma metodunu benimsemiş. Yani, o gene bu sefer Türkiye'm dememiş, dünyanın en güzel Arabistan'ı diyor. Mesela orada, e, Halbuki korkacak hiçbir şey yoktu. Her şey naylondan da o kadar. Diye iki mısra var. Yani o zaman bu mısralar okunduğunda, ne kadar böyle alakasız şeyler söylüyor adam. Ee, gibi anlaşılıyor ama o tam da vakayı söylüyor halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu her şey naylondandı o kadar ee, buradan insanlar böyle poetik bir kıvılcım yakaladıklarını sanıyorlar şiirle dolayısıyla insanla irtibat endişesi olmayan kimseler. Yani biz şiiri ancak fazlası olmayan, eksiği olmayan bir insan sesi olarak tanıyabiliriz. Şiir böylelikle tanınabilir. Bu vasfıyla tanınır hale gelir.